orada? Dur lan! Şerefsiz. İlhan kardeş neredesin? Buradayım Maraşlı. Konuşma lan. Beynini dağıtırım. Maraşlı, at silahını yoksa İlhan ölür. Atma Maraşlı. İndir şu herifi. Buraya gelirken ölmeyi göze aldım da. Hak ettim de. İndir şu şerefsizi. Konuşma lan. Şimdi buraya kadar geldik. Seni sağa götürmemek olmaz İlhan kardeş. Mecbur kurtaracağız. O biraz zor Maraşlı. İkimizde silah var. Şimdi problem şu. Eğer sen İlhan'a vurursan, ben seni vururum. Eğer ben silahımı bırakırsam, sen ikimizi vurursun. Eğer İlhan'ı bırakırsan, ben İlhan'ı kurtarırım, yine seni vururum. Şimdi söyle bakalım Behram, bu tatsız hadiseden seni sağ kurtulma ihtimali %kaç? 0. Niye şirketi size devrettiği anlaşılıyor. Hiç matematikten anlamıyorum İlhan kardeş. Ne anlatıyorsun sen Maraşlı? Bak sen bu İlhan'ın ölmesine müsaade etmeyeceksin. Edecek olsaydın buraya gelmezdin. O yüzden şimdi o silah inecek. Sen de ikimizi vuracaksın öyle mi? Benim bu işten kârım ne olacak peki Behram? Maraşlı bak çok canımı sıkıyorsun. Bırak şu silahı. Çekil yoluma gideyim. Senin gibi bir soysa inanayım ben de öyle mi? Hadi bak işin şakası kaçtı. İndir silahını. İndir silahını Maraşlı. İndir silahını dedim. Sen bilirsin Maraşlı. O zaman İlhan'ın cesedi başında ağlarsın. Ne yazık ki sen onları göremeyeceksin Behram. Buraya kaç! Behram! İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Behram! Öldürdün mü? Hayır, kaçtı. Sen niye evden çıkıyorsun İlhan? Bunu sonra tartışırız Maraşlı. Hadi çıkalım şuradan. Mahur iyi mi? Hey. Haydi yürü. Sen iyi misin? İyiyim de sen inanacak mısın? Ya, iyiyim dersen inanırım. Niye inanmayayım İlhan? Sağ ol Maraşlı. Yine canımı kurtardın. Sana kaç defa daha borçlanacağım acaba? Borç yok. Önemli değil. Önemli değil. Bu iyiydi işte. Ne diyeyim kardeş ben şimdi sana? Allah belanı versin İlhan diye. Ben senin yapacağın işe de. Ne istiyorsan söyle. Hak ettim. Ben bela okumam kardeş. Haşa Allah değilim. O vereceği cezayı bilir. Sanırım ne yaşadıysan hak ettin demek istiyorsun. Eyvallah Maraşlı. Hadi. Oğuz! Firuzan, ya o adamlar bir şey yapmış olmasın? Saçmalama Deşat, adamların evde ne işi var? Dur ben Sadık'la yukarı taraflara bakayım, sen aşağılara bak tamam mı? Tamam. Oğuz! Sadık bulabildin mi? Evde yok. Sen şu manejin o taraflara bak. Ben de şu arka tarafa bakacağım tamam mı? Olur Firuzan. Bakın adamın elinde fünye vardı. Maraşlı da vurdu onu. Eğer vurmasaydı hepimiz paramparça olacaktık zaten. Maraşlı dediğin? Celal işte, Celal Kün. Bakar mısınız? Selamünaleyküm. Buyur. Ben bir olaya karıştım da aranıyorum. Nasıl? Bir olay oldu. Büyük hadisedir. Büyük olasılıkla beni bütün şehirde arıyorlardır. Teslim olmaya geldim. Bir dakika bekle. Buyurun, mesele neydi? Memur Bey de izah ettim. Ben bir olaya karıştım da teslim olmaya geldim. Adın neydi? Celal Kün. Peki sizi neden rehin aldı? Ben avukatımı bekleyeyim en iyisi. Hanımefendi, sizi bir şey için suçlamıyoruz ki. Avukatı ne yapacaksınız? Gördüğünüzü anlatın yeter. Bilmiyorum ben. Yani bir yere yetişmesi gerekiyordu. Polislere de anlatamam dedi durumu. Nereye? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Ama kötü bir niyeti yoktu gerçekten. Hatta benim fikrimdi. Evet, benim fikrimdi. Ben dedim ona öyle yapalım diye. Hah, Sadık bulmuş çok şükür. Çok şükür. Hayır, hayır. Baban gayet iyi. Baban şirkette. Yalan söyleme ona. Dedemle telefonda konuşurken duydum. Oğuz bak dur bir dakika. Bak sen anneni yanlış duymuşsun. Yani daha doğrusu doğru duymuşsun ama yanlış anlamışsın. Bak sen artık kocaman bir çocuk oldun. Ben sana gerçekleri söyleyeceğim, tamam mı? Şimdi bak, baban büyük bir ihaleye girdi. Böyle iş adamlarıyla birlikte. Yani buna bir nevi bir savaşa girdiler de diyebiliriz. Annen de lafın gelişi öyle bir laf söyledi. Yani bu iş adamlarını yenmek anlamında kullanılmış bir söz. Onları ihaleden çıkarmak için böyle bazen iş hayatında böyle cümleler söylenebilir. Aslında güzel değil, haklısın. Yalan söylemiyorsunuz yani. Hayır, yalan söylemiyoruz. Öyle değil mi Sadık amcası? Yani şirkette bazen böyle sözler söylenebiliyor. Tabii. Yani şirkette hep böyle oluyor. Yani Oğuzcuğum, oradaki insanlar hep böyle konuşurlar. Babam bir şey olmayacak, değil mi? Hayır oğlum. Olmayacak. Gelecek birazdan baban, tamam mı? Hadi gel biz evimize gidelim. Söylemeye dilim varmıyor Firuzan Hanım ama Aziz Bey'e bir şey olursa ya bu aile darmadağın olur. Korkuyorum. Sadık, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ama sen benden eskisin bu ailede. Ne badireler atlatmıştır bu aile, bilirsin. Bilirim, bilmem mi? Ama bu seferki öyle değil. Yani o Savaş denen herif nereden girdi hayatımıza anlamıyorum. Nereden çıktı bu adam? Bu kadar zengin ve güçlü bir aile olduğumuz için bu kadar zor olmamıştır herhalde bulmak. Ömer'in intikamını almak istiyor. Kendi aklınca. Ama hiçbir şey bilmiyor. Sadık neyi bilmiyormuş? Sadık. Sadık, iyi misin sen? İyiyim. Firuzan Hanım. Geçmişi nereden bilecekmiş ki o çocuk? Yani yalan yanlış şeyler duymuştur. Onu demek istedim. Tamam Sadık, tamam. Anlaşıldı. Bu evde herkesin bir sırrı var. Biz size bilgi veririz efendim. Teşekkür ederim. Maraşlı. Aziz Bey, sizin de işiniz var burada. Mahur'un içeride ifadesini alıyorlar. Onu bekliyorum. İlhan? İyi, merak etmeyin. Ona da yetiştin değil mi? Yetişti. Göreceğiz neye yetişti. Hadi bakalım. Bakın hanımefendi, burada yalan konuşuyorsanız büyük suçtur, bilesiniz. Müdürüm, Celal Bey gelip kendi teslim oldu. Neredesin oğlum sen? Bütün İstanbul'da seni arıyoruz ya. Geldik işte. Alın bunu sorgu odasına. Hayır bakın, onun gerçekten kötü bir niyeti yoktu. Hepimizin hayatını kurtardı. Götürün. Hanımefendi, siz yorum yapmayın. Bir anlayalım önce meseleyi. Sadece gördüğünüzü anlatın. Ya anlatıyorum zaten, anlamıyorsunuz ki. Öyle mi? Siz burada bekleyin. Hoş geldiniz. Merhaba. Hilal ben. Kemal Bey. Biraz konuşabilir miyiz? İlhan nasıl gidersin ya? Ya adamlar seni öldürseydi? Sanki keyfimden gittim. Mahur'u kurtarmak için gittim herhalde. Neyse tamam uzatmayın işte. Mahur kurtuldu bitti. Anne, kapıda neden gazeteciler var? İlhan. Bir gazetecilerimiz eksikti. Kahretsin ya. Nasıl açıklayacağız şimdi biz bu durumu? Bir basın danışmanı bulur konuşuruz. Senin tabii daha esas bombadan haberin yok Mahur'cum. Abi ne olur bombalı espri kaldıracak durumda değilim şu an. Espri değildi bir tanem. Nasıl yani? Ne oluyor baba? Çekilin be. Baba ne oluyor? Konuşuruz kızım, konuşuruz. Durun. Hanımefendi çekilin. Bırak. Ne yapıyorsun? Bırakın çekilin. Baba inme. Haberi almamız türleriz var. Ne yapıyorsunuz ya? Özel yurt burası. Atın şunları dışarı. Baba sen de niye iniyorsun ya? Hallederdi Sadık abi işte. Mahur'u geç burada bana gidelim. Abi. Mahur. Çok şükür iyisin. İyiyim ben iyiyim de sana ne oldu asıl? Ne istiyor adamlar senden? Konuşuruz sonra. Hayır abi şimdi konuşacağız. Merak ediyorum. Kızım sonra konuşuruz. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Dur bir nefes alalım. Mahur Hanım. Haberlere çıkmışsınız. Televizyonda. Haberlere mi? Baksana Deşat. Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre olay yerindeki canlı bomba son anda etkisiz hale getirildi. Ünlü iş adamı Aziz Türel'in kızı Mahur Türel'in terör örgütü tarafından neden hedef alındığı henüz netlik kazanmadı. Kapatın şunu. Her şey benim yüzümden oldu. Her şeyi mahvettim. Abi ne oldu? Ne yaptın sen? Tamam. Olan oldu. Şimdi ne yapacağımızı düşüneceğiz. Baba. Tamam oğlum. Abi ne oluyor? Ne yaptı İlhan abim? Kötü bir şey yok. Her şeyimizi kaybettik. Bu kadar. Ne demek her şeyimizi kaybettik ya? Ya bir sakin olur musunuz? Oturup düşünelim. Bir yol buluruz elbet. Gelsene benimle biraz. Ya ne demek her şeyimizi kaybettik? Biri bir şey söyleyebilir mi? Gelme abi, otur konuşalım. Dinliyorum. Ben seninle ilgili ne düşüneceğimi hiç bilemiyorum ben Maraş'ta. Bir bakıyorum hepimizi kurtarıp duruyorsun. Bir bakıyorum garip garip işlerin var. Dost musun, düşman mısın ben anlamadım ki. Ben olduğum gibi Aziz Bey. Başınızı sürekli belaya sokan sizsiniz. Doğru. Doğru. Biz bu beladan nasıl kurtulacağız? Bu heriflerden nasıl kurtaracağız yakamızı? Hadi bu heriflerden yakamızı kurtardık diyelim. Ben polise, savcıya ne söyleyeceğim? Resmen uyuşturucu tüccarıyım. Her an şu kapıdan polis gelip hepimize ters kelepçe yapabilir. Çıkmadık canından kesilmez diyeceğiz. Ne uyuşturucusu ya? O nereden çıktı? Nasıl olur? Ya mahvoluruz, biteriz. Bittik biz. Bu sefer gerçekten bittik. Artık bunun dönüşü yok. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Daha ne yapasın Maraşlı? Kızımı kurtardın, oğlumu kurtardın. Daha ne yapasın? Varsa söyleyin. Elimden ne geliyorsa yaparım. Eyvallah. Öyleyse bir müddet burada kal. Tutunabileceğim tek dal sen varsın yine. Sabah ola hayrola diyelim. İçinizi ferah tutun. Lakin şu şirket meselesini çözmek lazım. Oradan yırtmanız zor. Polis kesin yakınıza yapışır orada. Bu Behram Mahur'un yerini nasıl öğrendi? Bir fikrin var mı acaba? Evet var. Nasıl peki? Kesin ben söylemişimdir. Sen mi söyledin Savaş? Evet. Neden? Mahur'un ölmesi umurumda değil de o yüzden. Manyak mısın sen? Mahur'un bu olanlarla ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok ama ben olsun istedim. Abi, senin bu saçma sapan hareketlerinden sıkılmaya başladım. Her şey elimizde işte, patlatalım gitsin. Aziz cezaevine mi girecek, intihar mı edecek? Ne yaparsa yapsın, niye bekliyoruz? Savaş, lütfen senden rica ediyorum. Bana söylemeden hiçbir şey yapma. Senden tek isteğim bu, tamam mı kardeşim? Tamam değil abicim, çok sıkıldım ben. Savaş, lütfen biraz sabırlı ol. Olmaz. Hasta bu çocuk. Ulan hayvan herifler! Siz nasıl adamlarsınız ha? Bir tane kırık herifle başa çıkamadınız. Geri zekalılar! Behram Bey. Ne var? Sizi istiyorlar. Ver. Alo. Alo. Evet başkan. Evet, bazı küçük pürüzler çıktı, malı sevk edemedik. Haklısınız. Evet. Ha, peki. Siz nasıl emrederseniz. Ben her şeyi ayarla... Görüyorsunuz değil mi lan, ha? Malı acil çıkartın, sonra da toparlanın, gelin diyorlar. Ulan hepimizin kafasına sıkacaklar, hepimizin! Aa! Buraya kadarmış. Orasını Allah bilir. Türelleri uyuşturucu operasyonu. Manşetleri görür gibiyim. Ne yapacağız peki biz şimdi? Nasıl çıkılır ki böyle bir durumun içinden? Baksana bir fotoğraf çektim, bütün hayatım değişti ya. Şu son söylediğinden çok güzel roman giriş cümlesi olur. Geç bakalım sen dalgana, geç. Ben çıkayım artık. Nereye? Buralardayım. Yürüyelim mi biraz? İlk adımımı bu evde attım. Abilerimle bu bahçenin her köşesinde oynamışlığımız var biliyor musun? Okuldaki arkadaşlarım da hep derdi Mahur ne şanslı kızsın diye. Atlarım bile oldu. Ama işte sonra bir gün bir uyandım. Baktım ki masanın sonuna gelmişim. Annem ölmüş. Annemi de bu evde kaybettim ben. Çocukluğumda o gün bitti işte. Mekanı cennet olsun be. Amin. Sen nasıl bir yerde büyüdün? Hiç anlatmadın bana. Böyle bir yerde değil. Atlarım da yoktu. Bu kadar mı? Biz bizim orada pek çocuk olmayız. Köy yeridir. 10 yaşında falandım, çalışmaya başladım. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Bir de ilacım bile yok. Nasıl oluyor da bu kadar zıt olabiliyoruz ki biz seninle her konuda? Zıtlık iyidir ama Bugünlerde herkes birbirine benziyor. Aynı giyiniyorlar, aynı konuşuyorlar, aynı görünüyorlar. Belki bu evde olmayacak artık. Erken konuşmamak lazım. Hapse girersek ziyaretimize gelir misin peki? Ne biçim söz? Bize de sana bir şey olmaz. Sağ ol. Çok içim rahatladı şu an. İyi şeylerden konuşalım mı? İyi şeyler mi? Var mı ki iyi şeyler hayatta? Ben en son bir adamın beni havaya uçurmak üzere olduğunu gördüm de o yüzden. Yani o biraz abartıydı tabii. Haklısın. Nasıl oluyor da bu kadar soğukkanlılıkla birini öldürebiliyorsun? Aklım almıyor. Ben birini öldürmedim. Şerefsizin, haysiyetsizin birini öldürdüm. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Buna senin gibi bakan çıkacak mı acaba bu hayatta da? Bakmaz inşallah. Bakmaz mı yoksa bakamaz mı? Bakamaz bence. Ben nasıl bakıyorum peki sana? Sen bana baktığında ben kendimi bu okyanusun ortasında yalnız hissediyorum. O niye? Gözlerin bana denizi, okyanusu, uzakları hatırlatıyor. Dur, öpmeyeceğim, merak etme. Dokunmak istedim sadece. Farkındayım. Çekiniyorum burada. Bıyıkların ve silahın olmasaymış sana bayağı aşık olurmuşum ben. Bıyıkların ve silahım olmasaydı ben olmazdım. Evet, sen olmazdın ama sen benim olurdun. Aşk elde etmek değil bayan. Elde avuçta neyse vermektir. Nefret ediyorum senden. Acil diyorum Savaş, acil. Benim hemen malı çıkartıp ortadan kaybolmam lazım sonra. Senin kafan yerinde mi? İyi misin? Polis her yerde seni arıyordur. Ben olsam topuklarım, bir saat bile durmam. Örgütün malı o. Nereye bırakıyorum burada? Sen uçak bir şey ayarla, çıkartalım malı. Çok riskli. Risk benim birader. Olmaz, bizi de yakarsın. Yahu bir şey olmaz. Bak sıkacaklar kafama tepedekiler. Sana 2 katını veririm. Kendi hesabımdan. Bu fena bir teklif değil. İyi, sen ayarla bir şeyler işte. Haberi falan da yoktu derim. Yani sen yırtarsın. Tamam, bakarız. İyi, sen yarın ayarla bir şeyler. Maraşlı'yı öldürmeden mi gideceksin? Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Kim bilir hangi deliğe girmiştir şimdi o it. Nereye girerse girsin, ben bulurum. Eğer istersen sana da haber verebilirim. İyi, ver tabii o zaman. Onunla da hesabımızı görüp öyle gidelim. Güzel. Gidiyorsun ha? Gidiyorum. Adamlar peşine düşmeyecek mi peki? Düşerler muhtemelen. Korkmuyor musun? Korkunun kime ne faydası var? Ben korkuyorum. Korkma. Demesi kolay. Sana bir şey olmasın da gerisi kolay. Dikkat et ama kendine, tamam mı? Ayrıca teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana ne kadar teşekkür etsek az Maraşlı. Ne yapmışım Necati Bey? Etraf dost gönlünü düşman kaynıyor. Kahpenin nereden geleceği belli değil, değil mi? Orası öyle. Ama senden kaçmaz. Dost kim, düşman kim? Sen bir bakışta anlarsın. Anlarım evvelallah. Burnuma iyi koku alır. Tıpkı köpekler gibi. Köpekler de iyi koku alır. Benimkisi birazcık kurt misali. Hani kurtlar avlarının kokusunu alınca parçalamaya gider ya. Öyle işte. Küçükken bir kere babam beni de ava götürmüştü. Kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını görmüştüm. Geyikler çok güzel hayvanlar. Neyse ya, konu ne ara buraya geldi. Bir teşekkür edeyim dedim, ortalığı kan kokusu sardı. Geleceği varmış. Ben sizi tutmayayım. Aileniz yanına geçin. Malum sürüden ayrılanı kurt kapar değil mi? Kimin kimi kapacağı belli olmaz Celal Bey. Ne demiş D.C. Eliot? Yeterince zekiysen nerede aptal olacağını da bilirsin. Necati Bey. Efendim? İyi günler. Sana da. Tekrar çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Seni emniyetten alana kadar canımız çıktı. Benim bir suçum yoktu. Tabii. Mahur'un kafasına silah dayayıp çıkmak çok iyi hareket. Tebrik ediyorum seni. Aziz, nasıl kurtulacağız bu durumdan? Nereye gideceğiz? Kime sığınacağız? Şirketi geri alma imkanımız yok mu? Geri alsak ne olacak ki? Şirket boğazına kadar suça batmış durumda. Ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. Hiçbir şey yapmayacağız. Burada böyle oturacağız ve polisin gelip bizi almasını bekleyeceğiz, tamam mı? Şimdi herkes bir sakin olsun. Telaşlanmayın. Ben bir hal çaresi bulacağım. İlhan'a tuzak kurdular. Bunu söylesek olmaz mı? Kimi ikna edebiliriz ki? Gel mi mahkeme? Nasıl ispatlayacağız? Ne yapacağız İlhan? Bilmiyorum. Acele edin oğlum, acele edin. Haydi, fazla vaktimiz yok. Haydi, haydi. Bana bak, kapıya adam koydunuz mu? Koyduk abi. İyi, çevreye de koyun. Sivil polis, molis bir şey görürlerse anında sıksınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Telefonlar kapalı mı? Kapalı abi. Uydu telefonunuz var ya, sıkıntı olmaz. Yerimizi kimse bulamaz. Güzel. Bana bak, yarın buradan ayrılmış olmamız lazım. Anlaşıldı mı? Acele etsinler, söyle acele etsinler. Tamam abi. Seriş nasıl? Gayet iyi. Şirin Hanım hep yanımda. Ne zaman göreceğim peki onu? Ne zaman istersen. Türeller ne alemde? Perişanlar. Her şey ortaya çıktı. Korkuyorlar. Behram bir yerde, polisler bir yerde. Korumak lazım onları. Korumak mı? O nereden çıktı? Aziz Bey'in bir suçu yok. Aziz'den kastım Mahur herhalde. Ya neyse ne. O evdeki tek suçlu Necati. Kurunun yanında yaş da yanıyor işte böyle. Hilal, Necati'yi bulduk, gidip alsanıza adamı. Şu an hiçbir şey ispatlayamayız. Alsak en fazla bir iki soru sorup bırakacağız. Bu işin arkasında başka biri var, bizim onu bulmamız lazım. Birileriyle bağlantılı, ne çıkacağı belli değil, tuhaf bir adam bu. Sen de sakın eve gitme, tamam mı? Behram hala buralarda bir yerde. Bulamadınız mı yerini yürütürüm bu adamı? Hala arıyoruz, bulamadık. Seni şöp benim için. Nerede kalacaksın? Ayarlarım ben bir yer. İyi geceler. Arif isen bir gün seni seslerler. Bülbül değil. Küçükken bir kere babam beni de ava götürmüştü. Kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını görmüştüm. Bir gün seni rehberinden isterler. Kimin izniyle girdin yola sen? Kimin izniyle girdin yola sen? Özün eğri ise yola zararsın. Derdini yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Maslahatın nedir şarı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şara sen. Sarraf olmayınca. Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Yok. Dünkü meseleyle ilgilidir herhalde. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Kiminle konuşuyordun baba? Bir tanıdık. Polisler yola çıkmış. Buraya geliyorlarmış. Ne? Götürecekler mi bizi? Yok. Bir iki soru soracaklar sadece. Baba, bırak anlatayım her şeyi. Ben yaptım derim. Kimsenin haberi yoktu derim. Saçmalama. Biz aileyiz. Ben bırakmam seni. Bırakmaz mısın sahiden? Tabii ki bırakmam. Senin suçun yok. Bir ailede işler yolunda gitmiyorsa bunun tek suçlusu babadır. Benim suçum. Görmem gerekirdi. Göremedim. Belki de çok fazla yük yükledim senin omzuna. Ben sadece senin gibi başarılı olmak istedim baba. Tamam. Başka şey değil. Şirketi, aileyi daha iyi yerlere getirmek istedim. Tamam. 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 Oldu bu. Bir çıkış yolu bulacağız. Benim bir planım var. Hadi kahvaltıya. Buna bak sen hep geç kalıyorsun ha kahvaltıya. Ya çok merak ediyorum. Acaba bu kahvaltı töreni dediğimiz şey hayatımıza nasıl girdi? Sabah sabah merak edecek başka bir şey bulamadın mı abi? Hayır, her sabah bu seremoniye ne gerek var? Acıkan yesin. Ne seremonisi Necati? Kahvaltı yapıyoruz işte. Firuzan, bu beni anlamamak için gösterdiğin devasa çabaya bayılıyorum ya. Hayran oluyorum gerçekten. Bir şey mi oldu? İlhan'ın gözleri bakılırsa bir baba oğul hesaplaşması olmuş. Necati, oğlum sen niye uyandın erkenden? Uyusaydın keşke biraz daha. Abimin bugün keyfi yerinde. Ayrıca benim keyfim hep yerinde. Acı çeken sizsiniz. Ben çekeceğim acıları peşinen çekip geldiğim için. Aziz Bey, polis arkadaşlar sizinle görüşmek istiyor. Ne? Heh, tam çok sıkıcı bir kahvaltı diyordum ki Türk polisi imdadıma yetişti. Birkaç soru soracaklar sadece. Endişelenmeyin. Buyurun memur. Abi yemiyorsun. Bak kahvaltı için günün en önemli öğünü derler. Nevzat kardeş. Buyur abi. Boş konuşmaktansa hiç konuşmayan iyi eylerim. Abi öyle dertli dertli oturuyorsun ki insanın bir havayı dağıtası geliyor. Mahur'u düşünüyorsun sen değil mi? Nevzat. Buyur abi. Sus artık. Yani bir anlatsan rahatlarsın belki abi. Ben anlasam senin uykuların kaçar. Kaçsın abi, ne olacak? Ben görmüyor musun sanki? Seviyorsun sen bu kızı. Hem de çok. Git söyle ya. Gerekirse tut kolundan getir. Doğru söylüyorsun Nevzat. Tutayım kolundan getireyim. Sonra deyim ki ona bak. Mahur deyim. Ben senin düşündüğün kişi değilim. Ben seni bunca zaman kandırdım. Kusura bakma. Ben istihbaratta çalışıyorum deyim ona. Nasıl fikir? Yok abi, o kısmını söyleme tabii. Niye söylüyorsun onu? Söylemeyeyim değil mi? Şimdi ne düşünür? Kız kalbine iner. Mahur bir bana güveniyor bu hayatta. Bir bana inanıyor. Kız seviyor lan beni. Çok seviyor hem de. Anladın? Peki ben kalbini parçalamaktan başka bir şey yapmıyorum. Ben sanki bilmiyorum kolundan tutup buraya getirmeyi. Tamam abi, ne kızıyorsun? Ya ne dedim sanki ben? Kızarım ben. Sana kızmıyorum zaten. Kızgınım kendime. Bu kafama kızıyorum ben. Böyle alıp kendi kafama sıkasım geliyor. Kimseye söylemiyorum, anlatamıyorum derdimi. Böyle alayım diyorum bıçağı, böyle saplayıp çıkartayım kalbimi, vereyim böyle Mahur'a, al. Al diyeyim böyle, al. Yalandan karardı. Kusura bakma. Ama bu kadar böyle. Olur mu Nevzat kardeş? Kabul görür mü? Abi sen çok dolmuşsun ya. İyi bildin, doldum. Dünkü hadiseden bir keskin nişancı varmış. Araştırdık, 4 ayrı suçtan sabıkası var. Biri de terör örgütü üyeliği. İyi de bu adamların kızımla ne işi olur? Tam olarak ben de bunu size soracaktım Aziz Bey. Ben bu adamları tanımıyorum. Kim olduklarına dair en ufak bir fikrim bile yok. Peki sizi niye hedef almış olabilirler? Bir fikriniz var mı? Hayır, yok. Bakın, biz tanınan, bilinen bir aileyiz. Böyle adamlarla örgütle falan işimiz olmaz bizim. Şirketle alakası olabilir mi? Yani bu şirketi siz yönetiyormuşsunuz. Doğrudur. Babam emekli oldu gibi. Sorumluluk bende. Aile şirketi. Tamam, anlıyorum. Aile şirketi. Ama bu şirketi yöneten İlhan Bey değil mi? Doğrudur. Sizi tehdit eden, araç isteyen, şantaj yapan oldu mu hiç? Yok, hiç olmadı. Yani terör örgütü durup dururken dedi ki, bu ailenin kızının sergisini basalım. Üstüne çatıya keskin nişancı dikelim. Bir de canlı bomba sokalım. Örgüt de böyle eğleniyor herhalde. Ya ben şu örgütün adını bir öğrenebilir miyim? Espri anlayışlarını çok sevdim de. Siz kimsiniz? Necati ben. Babamın büyük oğluyum. Sizi de böyle alayım beyefendi. Böyle iyi mi? Beyefendi sarhoş mu? Hayır. O sarhoş değil. Biz fazla iyiyiz. Babamdan hiç beklenmeyecek bir cevap. Anlaşıldı. Şimdilik bu kadar. Olur da bir şey görür, duyar iseniz beni buradan arayabilirsiniz. Elbette. Celal Kün. Korumamdı. Korumanızdı. Hı. Kimden koruyordu? O konunun bu konuyla alakası yok. Bir ara manyağı teki kızımı rahatsız ediyordu. Celal Bey işini iyi yapıyor anlaşılan. Bunca badire rağmen hala hayattasınız. İyi günler. Bu yanına girdiğin adamların terör örgütüyle bir bağlantısı olabilir mi? Ben yanlarına girmedim. Kızlarına korumalık yaptım bir süre. O kadar mı? O kadar. Başka bir şey? Yok, başka bir şey. Eski asker misin? Evet, doğrudur. Bir şey duyar, bir şey görürsen? Bir sıkıntım var memur bey, aile için. Terör örgütü. Bir fotoğrafçı kızın peşine niye düşsün ki? Belli ki bir sıkıntı var. Neyse, çıkar kokusu yakında. Hadi eyvallah. Hayırlı vazifeler. Ne yapacağız şimdi? Polis de uyandı işe. Bu iş sıkıntı yapar Nevzat kardeş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Baba ne yapacağız şimdi? Adamlar anlamış resmen. Bizi zartladıkları besbelli. Ya İlhan nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Bırakmayacaklar peşini. Abi tamam başlama sen de hemen. Geldiler iki soru sordular alt tarafı. Hayır nasıl yaptın ki sen böyle bir hatayı? Firuzan sırası mı şimdi? Evet tam sırası. Ya okumadan sözleşme imzalamak ne ya? Daha önce öyle demiyordun ama. Yeter. İkide bir de açıp durmayın şu konuyu artık. Ya baba ne yapacağız? Ya eğer bir şey yapmazsak hapse gireceksiniz. Biz değil ama Aziz'le İlhan girer. Ya ne olursa olsun her şeyimizi alacaklar elimizden. Evimizi, şirketimizi, insanın içine çıkacak halimiz kalmayacak. Tabii ki alacaklar. Uyuşturucu meselesi. Baba bir çaresi yok mu? Var. Nedir? Gideceğiz. Kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Nasıl yani? Kaçacak mıyız? Evet. Hayatımızın sonuna kadar yetecek paramız var. Nereye gideceğiz? İsviçre'ye. İsviçre'ye mi? Ne zaman? Hemen. İlk fırsatta. Yarın. Belki bu akşam. Hep birlikte. Baba olmaz. İşimiz gücümüz var bizim burada. Ben bırakamam stüdyoyu. Orada da yaparsın Mahur. Ne olmuş? Hayatta olmaz. Ben gelmem. Mahur. Saçmalama lütfen. Burada kalıp bu rezilliği çekmeye değer mi? Ya Oğuz için de harika olur. Orada şahane okullar var. Lütfen gidelim. Hayır olmaz. Ben gelmem. Bir kişi bile kalırsa hiç kimse gitmiyor. Ya hepimiz ya hiç kimse. İyice düşünün taşının. Gitme konusunda emin misin? Elbette. Başka çaremiz mi var? Her şeyi bırakacak mıyız yani? Sahip olduğumuz hiçbir şey bize ait değil artık. Önce bununla bir yüzleşmek lazım. Biz o güçlü, hatırı sayılır Türel ailesi değiliz artık. Savaş amacına ulaştı yani. İntikamını aldı. Bilmiyorum ki. Savaşın intikamı mı, benim günahlarımın bedeli mi, oğlumun salaklığı mı? Ama artık geçmişi konuşmaktan, nedenini, niçinini tartışmaktan bıktım. Sen de çareyi kaçıp gitmekte buldun yani. Evet, öyle yaptım. Sen istersen kalabilirsin. Saçmalama. Senin olmadığın yerde benim ne işim var? Ben sadece fevri davranmayalım istiyorum. İlhan her şeyi itiraf ettiğinden beri enine boyuna düşündüm. En doğrusu bu. Peki kaçtığımızda güvende olacak mıyız? Bilmiyorum. Ama hiç değilse güvende olacağız. Hayatım, kaçak bir aile olarak yaşayarak nasıl güvende olacağız? Bir hal çaresi bulacağım. Gerekirse hepimize yeni kimlikler çıkaracağım. Önce şuradan bir canımızı kurtaralım. Şu kıskaçtan bir çıkalım. Her şeye bir hal çaresi bulacağım. Ben sana güveniyorum. Onun için mi her şeyi gizledin benden? Hayatım, bunları konuştuk. Lütfen başa dönmeyelim artık. Neyse ne. Ama şunu bil, bana bir daha yalan söylersen seni bağışlamam. Söz veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Necati Türel değil mi isminiz? Evet, adım Necati Türel. Bu kadar tanındığımı bilmiyordum. Aziz Türel'in büyük oğluyum ve Türk aile modeline göre evin büyük abisi olmam dolayısıyla aile reis vekili ve aynı zamanda basın sözcüsü olarak karşınızdayım. Buyursunlar. Bir açıklamalar yapayım. Hanım, efendim ne oldu? Anlatır mısınız bize? Teröristler sizden ne istiyor? Adı üstünde terörist. Terörist kimden ne ister ki? Ha? Amaçları neydi peki? Evet, amaçları. Sergi salonu neden hedef alındı? Teröristlerin mi? Evet. Terör yaratmak. Terör ve anarşi. Ha, anarşi dedim diye hemen bir kavram kargaşası olmasın. Ünlü bir düşünürden bir alıntıyla açıklamak isterim. Haydi gelin yıkıcı ve imha edici o sonsuz ruha güvenelim. Çünkü o bilinmez ve sonsuz olan ruh tüm hayatın kaynağıdır. Yıkma içgüdüsü aynı zamanda yaratıcı bir içgüdüdür. Mahur Hanım'dan bir açıklama alabilecek. Mahur Hanım iyi mi peki? Gelip bize bir açıklama yapacak mı rica etsek eğer? Ama arkadaşlar ben ne anlatıyorum, siz bana ne soruyorsunuz? Resmen habercilik bitmiş ya. Efendim Mahur Hanım son durumu nedir peki? Firuzan Hanım, Mahur Hanım. Yine ne oldu? Necati Bey gazetecilerle konuşuyor. Ne? Mahur sen nereye? Ha, gideyim ben konuşayım bari. Behiye sen de sıcak bir şeyler hazırlasana. Dünden beri oradalar, üşümüşlerdir. Tamam. Mahur Hanım iyi mi? Arkadaşlar Mahur Hanım kötü olsa ben sizle burada sohbet ediyor olmam. Yine bir düşünürümüz var. Mahur Türel diyor arkadaşlar. Mahur Hanım geliyor. Arkadaşlar tamam sakin. Biliyorum dünden beri buradasınız. O yüzden kısa da olsa bir açıklama yapmak istedim. Biz iyiyiz, evimizdeyiz. Soruşturmalarda zaten devam ediyor. Mahur Hanım sizi kim kurtardı? Sergi salonu neden hedef alındı? Neden teröristler sizi hedef aldı Mahur Hanım? Aslında bu konuda konuşmam şu anda çok doğru olmaz. Çünkü soruşturma devam ediyor ve sizden de anlayış bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Korumanız mı kurtardı peki sizi? Korumanızın ismi neydi? Anlayışla ilgili çok ünlü bir düşünürümüzün karşıdakini anlamak üzerine... Kolay gelsin. Abicim tamam bak başımızda bir sürü dert var zaten. Babam gidelim diyor. Gidelim mi? Nereye? İsviçre. İsviçre mi? Hayatta gitmem. Dünyanın en sıkıcı memleketi. O nereden çıktı ya? En sevdiğim filmden en sevdiğim sahneyi oynayacağım. Lütfen. İtalya'da 30 yıl boyunca Borgia ailesi vardı. Yani savaş, yani yıkım, yani kıyım, yani cinayet. Ama Michelangelo, Leonardo ve Rönesans aynı dönemde var oldular. Oysa İsviçre'de kardeşlik, 500 yıllık demokrasi ve barış vardı. Ama onlar ne yaratabildiler? Sadece guguklu saat. Sen nasıl bir delisin acaba ya? Sadece guguklu saat. Guguk, guguk, guguk. Sen de haklısın tabii. Tamam sakin. Biliyorum dünden beri buradasınız. O yüzden kısa da olsa bir açıklama yapmak istedim. Biz iyiyiz, evimizdeyiz. Soruşturmalarda zaten devam ediyor. Mahur Hanım sizi kim kurtardı? Sergi salonu neden hedef alındı? Neden teröristler sizi hedef aldı Mahur Hanım? Aslında bu konuda konuşmam şu anda çok doğru olmaz. Çünkü soruşturma devam ediyor. Çıkıyor musun? Ha, çıkıyorum. Hilal'le buluşacağım. Alo. Maraşlı. Söyle Etin soyu. Ben yakında gidiyorum. Haber vereyim dedim. Nereye gidiyorsun ya? Ben postalayacaktım seni. Acelecisin. Ben de onu diyecektim. Seninle olan hesabımı görmeden gitmem, merak etme. Öyle mi? Konum atayım ister misin? Ya da şöyle yapalım, sen bana bir konum at, ben geleyim. Ya, bu sefer öyle olmayacak. Ben çıkacağım karşına ansızın, hiç beklemediğim bir anda. Farkında bile olmayacaksın. Biraz bu korkuyla yaşa Maraşlı. Çok değil ama ha, az. Bunu kaçan biri mi söylüyor? Bak gülüncüme gitti şimdi. Bekle beni Maraşlı, beni bekle. Biz de Azrail'le anlaşmamızı en başında yaptık Behram. Bizi korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Hele senin gibi bir kansından korkacaksan boynum altında kalsın. İyi dedim be komutanım. Kaçacaklar. Anladılar, polis peşlerinde. Çember daraldı. E ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Bırakmayacağız elbet. Ben bir Hilal'le konuşuyorum, haber edeceğim. Tamam. Dur ben de geleyim seninle. Nevzat gelme. Tamam. Tamam, siz gidin. Ben gelmiyorum. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Mahur, bak burada kaldığımız her an tehlikedeyiz. Mahur, ne olur direnme. Hepimiz için fırsat bu. Neden her şeye yeniden başlamayalım ki? Evet Mahur, her şey çok güzel olacak. Ya baksana burada başımız beladan kurtulmadı. Ayrıca ne olur Oğuz'u düşün. Ya tamam, tamam da benim arkadaşlarım burada, işim burada, her şeyim burada. Ben öyle her şeyi bırakıp gidemem. Ama asıl önemlisi Maraşlı burada. Abi. Bırakmak istemediği işi gücü değil. Maraşlı, yalan mı? Evet, yalan, yok öyle bir şey. Mahur? Hayır canım, ne alakası var? Yok öyle bir şey. Burada geleceğimiz söz konusu Mahur. Maraşlı daha mı önemli? Ya ben öyle bir şey demedim. Ben de dedin demedim zaten. Aklımdan geçeni söyledim. Abi aklımdan geçenleri ben de söyleyebilirim değil mi? Vallahi ben o kadar emin değilim. Mahrum. Yavrum. Güzel kızım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bu akşam iyice düşün taşın. Tamam da niye şimdi benim üstüme yıkıyorsunuz bütün sorumluluğu? Kimsenin kimseye bir şey yüklediği yok. Biz aileyiz, hepsi bu. Mahur, ne olur bizi yarı yolda bırakma. Aziz, yeterince paramız var mı? İsviçre bankalarında var. Ama bize nakit lazım. Yarına kadar da çekemeyiz. Ben de var. Nereden çıktı bunlar? Adamlarla iş yaptık ya, oradan. Avans niyetine verdiler. En az 2 milyon dolar var burada. Cici annemizin de gözleri maşallah, para sayma makinesi gibi. Firuzan bir bakışta sahtesiyle gerçeğini ayırt edebiliyordun değil mi? Aferin oğlum, aferin sana. Bir uyuşturucu parası getirmediğin kalmıştı eve. Aferin. Zorla verdiler baba. Konuşma! Aziz ne yapıyorsun? Ya polis takip ettiyse bunları? Ya seri numaralarını aldıysa? Hiç düşünmedin değil mi? Hayır. Hayır. Toparlanın. Gidiyoruz. Mahur? O da gelecek. Başka yolu yok. Behram kaçacak. Kaçarsa örgütün uyuşturucuyu nasıl soktuğunu asla öğrenemeyiz. Buldun mu yerini, yurdunu? Bulmak üzereyiz. Bu şehirde bizden ne kadar gizlenebilir ki? Güzel. Ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Bunlar ne? Kıyafetlerim. Kıyafetler. Bu ne? Ayakkabı. Onu da mı alıyorsun? Tabii ki alıyorum. Ben bunlara $3000 verdim. Hayatta bırakmam. Bırak Firuzan, bırak Allah aşkına. Neyse ne, bırak. Ben bunları bırakacağım ama 10 sene hapiste yatarım daha iyi. Delirdin galiba. Oh! İlhan. Efendim? Orada yani İsviçre'de. Sence yeniden bir hayata başlama şansımız olur mu? Deşat'cığım, ben bir hayata başlayabilirim ama sen başlayamazsın. Çünkü senin bir hayatın yok. Senin yapman gereken böyle hayaller kurmak değil, hala hayatta olduğun için yatıp kalkıp şükretmek. İlhan, neden bize bir şans daha vermiyorsun? Vereceğim. Vereceğim, merak etme. Oraya gidince seni boşayarak sana yepyeni bir şans vereceğim. Belki yeni bir iş kurarsın, hı? Sana bir cenaze evi açarız. Ölüleri gömersin, yapmadığın şey değil. Hem bu sefer para da kazanırsın. İlhan, bu yaptığın resmen psikolojik şiddet. Ne psikolojik şiddeti be? Sen beni en yakın arkadaşımla aldattın. Ne şiddetinden bahsediyorsun? İlhan tamam. Tamam. Boşanacağız. Ama bak o ana kadar bu konuyla ilgili ağzından tek kelime çıkarsa gider her şeyi polise anlatırım. Bütün hazırlıklar tamam. İyi. Siz şimdi burada bekleyin. Ben şu Maraşlı ile işimi halledip geleceğim. Behram Bey, gider ayak başımıza iş almasak? Sana ne lan? Bana işimi mi öğretiyorsun sen ha? Ne diyorsam onu yapın. Haydi. Vay Maraşlı. Vay Behram. Maraşlı neredesin? Geliyorum dedim. Bekliyorum. Yoksun. Geliriz. Bir gece ansızın geliriz Behram. Hep kuru sıkısın Maraşlı, hep. Bizde kuru sıkı olmaz. Biz hep dolu gezeriz. Sesin de pek yakından geliyor ha. Yakındır belki. Belki düşündüğünden de yakın. Gelmişimdir belki Behram. Ah Maraşlı, ah ne yapacağız biz seninle? Belki ecel gibi gelmişimdir. Yavaş. Buraya böyle tek başına geldiğine göre aklını yitirmişsin Maraşlı. Sen beni çok yanlış anlamışsın. Benim bu kadar da yerin altında var. Sen sıradan biri olmadın. Belliydi zaten. Bravo. Doğru anlamışsın. Yürü. Evet, tamam. Konuşuyordun az önce. Konuş yine. Ben senin devlete çalıştığını biliyordum Maraşlı. Yazık sana bak, kimseye söyleyemeyeceksin. Şimdi görüyor musun? Çök şuraya. Kalk! Yat! Ellerini başının üstüne koy. Konuşma. Kaldırın şunu yerden. Arabaya alın. Bunun sorgusuna ben de gireceğim. Bakayım ne anlatacak. Türeller ne durumda? Karışık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Geriye bir tek Necati kaldı. Onun dardını öğreneceğim yakında. Yavaş yavaş. Aziz sana bir şey dedi mi? Sana ihtiyacım var falan. Konuştum. Konuştuk da beni ağırdan aldım biraz. İyi yapmışsın o zaman. Zaten Behram tehlikesi ortadan kalktı, artık rahatlayacaklar onlar da. Behram iti köpeğin teki. Bir şey olacağı yok. Tehlikenin büyüğü onların yanı başında, farkında değiller. Ben de bir bakacağım. Sen de çok ortalarda dolanma. Müsait misin? Evet evet, gelsene abi. Hayırdır? Bakıyorum yine düşüncelisin. Ben gitmezsem kimse gitmeyecekmiş. Git o zaman. Biliyorsun derdimi. Araştım. Ama bir gariplik var. Asla çözemiyorum yani. Sanki kalbini bana asla açmıyor gibi. Nasıl yani? Mesela? Bilmiyorum ki, çok zor anlatması. Bazen dünyanın en sıcak adamı oluyor. Bazen de tam anlamıyla bir yabancı. İlginç. Eğer gidersen bir daha onu asla göremeyeceğim. Gitmezsen de göreceğin yine meçhul. Ne yapayım? Gideyim mi yani? Bilmem. Benim için önemli olan tek şey güvende olman. Yarın sabah çıkıyormuşuz yola. Son bir defa da göremeyeceğim onu. Gidip gör o zaman. Ya abi nasıl gideyim? Biliyorsun babamı dışarı çıkartmaz ki beni. Aşk olsun. Elbet buluruz bir yolunu. Necati Türel, yardım ve yataklık için en doğru adres. Gerçekten yapar mısın bana bunu? Bizim evin altından caddeye açılan bir tünel var. Ciddi değilsin değil mi şu an? Elbette değilim. Ama sana yardım edeceğim. Tamam. Ya biz ne olacağız Aziz Bey? Ne diyeyim be Sadık? Gel desem gelebilecek misin? Ben ne yaparım o ecnebi memleketinde? Yıllardır bu evde yaşadım Aziz Bey. Nereye giderim ben? Tamam. Ev bir yere gitmiyor. Ya giderse Aziz Bey? Allah saklasın. Eğer öyle bir şey olursa söz. Ben sana bir yer bulacağım. Ben de istemezdim böyle olmasını Sadık. Başka çarem kalmadı. Bayan, ne işiniz var burada? Nasıl geldiniz? Kaçtım gibi bir şey oldu. Bir şey mi oldu? Yok. Seni özledim. Beni özledin. Hı hı. Tamam. Geçelim içeri. Bu gece burada kalsam olur mu? Aziz Bey'in haberi var mı bundan? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Tabii buyurun. Senin bir şey mi var? Ne olabilir ki evde daha? Ben mi bir şey yaptım? Yok, hayır. Gel bir otur, sana bir şey söyleyeceğim sana. Dinliyorum. Ben yarın... Sen yarın? Ben yarın senin yanında uyanmak istiyorum. Bir daha da seni hiç bırakmak istemiyorum. Bayan. Siz böyle konuşunca ben çok kötü oluyorum. Neden ki? Bunların 1000 katı benim içinden geçiyordu ondan. Ne düşündüğünü niye hep saklıyorsun ki? Ya bir kere de içinden geçeni bana da söylesen ya. Sizi alıp götürmek geliyor şimdi. Çok uzaklara. İçecek bir şey var mı? Olur. Olur. Ben gideyim. Anneme söyledin mi? Söyledim kızım, söyledim. Ağlaya ağlaya odaya gitti. Ne yapacağız biz şimdi bu koca evde bir başımıza baba? Ev kalırsa tabii. Nasıl yani? Burada kalmayacak mıyız? Satılıyor mu ev? Bilmiyorum kızım. Aziz Bey, ayarlarım ev satılırsa bir şeyler dedi. Nereye gideriz? Ne iş tutarız? Bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Necati Bey de gidiyor mu? Amma soru sordun kızım. Bilmiyorum dedim ya işte. Bir süreliğine yurt dışına gideceklermiş. Ecnebi memleketi. Adını söyledi ama unuttum şimdi. Kim kalıyor, kim gidiyor sormadım. Hep birlikte gideceklermiş işte. Ne oldu şimdi birdenbire? Ben anlamadım ki. Daha ne olsun? Başları beladan kurtulmadı ki. Baksana, darmadağın oldular. Hep o Savaş denen herif yüzünden. Allah'ın cezası. Ne olduysa ondan sonra oldu. Boyu pusu devrilsin, altında kalsın. Allah'ından bulsun inşallah. Başlama anan gibi sen de bedduaya. Yalan mı baba? Onun yüzünden olmadı mı her şey? İntikammış, bilmem neymiş. Ya babana ne olmuşsa olmuş seneler evvel. Şimdi hesabını sorsan kaç yazar ya? Sen bana şuradan bir ağrı kesici ver hadi. Sende bir hal var ama haydi hayırlısı. Bu gece sadece güzel şeylerden bahsedelim, olur mu? Olur peki. Hatırladın mı bu şarkıyı? Safa ilk girdiğimde çalıyordu. Doğrudur. Artist tavırlar. Mizacı mı benim? Safa girdiğimde 70 yaşında bir amca görürüm diye bekliyordum ama seni gördüm. Bayağı bir şaşırmıştım. Sen ne düşündün peki beni ilk gördüğünde? Benim senin ilk görüşüm değildi. Nasıl yani? Ciddi misin? Ciddiyim. Bir fotoğraf çekerken falan bile özlemişliğim var. İnsanlarla konuşmanı, çocuklarla konuşmanı. Girdiğin sokaktaki lambalar, ışıkları değişiyordu sanki. Girdiğin sokakta her yeri aydınlatıyordum. Dedim bu insan olamaz. Olsa olsa bir melek. İnanamıyorum sana. İnan. Hatta bir iki defa beklediğim bile oldu seni dükkanda. Belki gelir de bir iki laf ederiz diye. Geldim işte. Niye öyle ters davrandın bana o zaman? Ya işte ne dersen de yani ona o... Ya bir cilve mi, flört mü işte? Ne dersen de kendimce. Ya senin cilven. Böyle cilve mi olur canım? Az kalsın kovuyordun beni oradan. Ama benim mizacım o. Yapacak bir şey yok, söyledim. Yani Allah'tan sonra hayatımı kurtardım da... ...öyle bir muhabbet zuhur etti aramızda. Behiye? Necati Bey? Kapı dinleyen çok gördüm. Ama senin gibi boş odaya dinleyen ilk defa görüyorum Behiye. Yok ben içeride misiniz, nasılsınız onu anlamaya çalışıyordum. Bence içerideyimdir. Bakalım. Aa, evet içerideyim. Neyin var senin? Söyle bakayım. Üzgünüm Necati Bey. Gidiyorsunuz. Beni bırakıp gidiyorsunuz. Vallahi benim bir yere gittiğim yok. Ayrıca ben seni bırakıp gider miyim hiç? Gitmez misiniz? Asla. Hem daha kimin nereye gideceği de belli değil. Dur bakalım. İsviçre'de de Firuzan Hanım. Ne yalan söyleyeyim pek de bir mutlu görünüyordu. Kimin nereye gideceğine ben karar veririm. Tamam. Şimdi biraz işim var. Bana müsaade et bakalım. Peki o soğan kırma mevzusu neydi? Ya niye yaptın öyle bir şey? Başımdan aşağı kaynar sular döküldü o gün. Bir şey söyleyeceğim. Ben de soracağım bunu sana ne zamandır. Ne gariplik vardı ki olayda? Ne mi gariplik vardı? Ha. Yok artık. Bazen çok merak ediyorum. Eğer başka biri olsaydı nasıl olurdu acaba? Başka biri? Yani işte benim hayal ettiğim erkek tam olarak böyle biri değildi. Nasıl oluyormuş peki senin şu hayal ettiğin biri? Şöyle ki... Ne haber hayatım? İyiyim tatlım, senden ne haber? İyi. Bak açık arttırmadan geliyorum. Nefis. Ne düşünüyorsun? Nefis de kelimeyle harika. Yani... Eser sahibi burada biraz aktivist bir tavır sergilemiş. Bana soracak olursan, ressam burada yabancılaşmayı anlatmış. Toplumun kendisi bu. Kendi iç sesini duyuramayan bir toplum. Bir dünyanın çığlığı. Yani bak fark ettiysen o yüzden kafalar yok, yüzler yok, ifadeler yok. Görünmezden geliyorlar. Renk kullanımı da hemen hemen... Postmodernizm işte. Az biraz da... Ne? Post yapı sökümcülük. Anlamıyorum. Yani bir insan neden sürekli aynı resmi çizer? Bilemiyorum. Bu çok hakim olmadan bir alan. Ama güzel. Ben çok sevdim. Zevklisin. Her zamanki gibi. Yeter mi? Yetmez. Biraz daha konuş. Post de, modernizm de. Güzel bir seçim yapmışsın. Bravo. Kutluyorum seni. Da kim geldi acaba? Berkay gelmiştir. Berkay? Eski erkek arkadaşım, anlatmıştım ya. 3 yıl beraber New York'ta yaşadığım. Hadi aç kapıyı. Dışarıda kalmasın çocuk. Berkay canım, ne haber? Hoş geldin. Selam. Ah, selam dostum, hoş geldin. Nasılsın? İyidir, sizden? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hayatım, biz çıkıyoruz. Bir şeyler içeceğiz Berkay'la. Belki gece 10'da kalırım, haberin olsun. Tabii tabii, keyfinize bakın, sormayın bile. İyi akşamlar. Hoşça kal dostum, hoşça kal. Hadi görüşürüz. Bay bay. Dikkat et kendine. Öst! Sen kendine sevgili mi arıyorsun galiba? Bize yanlış o işler, eski sevgili falan. Tamam tamam, ben de abarttım biraz zaten. O zaman sen anlat. Sen nasıl hayal ederdin bizi? Ne bakıyorsun? Kıyafet diyorum. Yakışmış. Hadi çok konuşma da bitirelim şunların işini. Dur. Koru beni. Bak burada ne var? Bir derin yarana, bir bakış baktım yüreğim döndü de kurda. Biz asla mutlu olmazdık, değil mi? Birimizden biri ölmüş gibi konuşursun bayan. Birimizden biri çok uzun yaşamayacak gibi hissediyorum çünkü. Bana soracak olursan... 2 aşığın peşine düştüğü en boş şey mutluluktur. Niye bu kadar karamsarsın ki sen her konuda? Karamsar değil, gerçekçi diyelim. Ben bu gece hayalperest olmak istiyorum ama. Yani ben hayal etmeye bırakalı çok oldu. Öyle 5 yaşlarında falandım. Hayat zordu. İnsanlar acımasızdı. Sen güzel. O kadar iyi biliyordum ki seni ilk gördüğüm anda aşık olacağımı. O kadar bilebilir insan ancak. Tamam da öyle bakma, tamam. Ne varmış bakışımda? Öyle. Boğulacak gibi oluyorum ben, sen bana öyle bakınca. Neden ki? Güzelliğin fazla senin bana. Ağır geliyor. Yapma bana bunu. Acı bana. Bağışla canım. Sakin ol oğlum. Sakin Celal. Kız da yakacaksın kendini de. Ortaya çıkacak. Kim olduğunda, ne olduğunda ortaya çıkacak. Sonra ne yapacaksın? Yapma. Sakın yapma. Haydi. Haydi. İyi misin? Merak ettim. İyi değilim bayan. Nihayet aradın. Alo. Demek Behram da artık aramızda değil. Adım adım yaklaşıyorlar bana. Daha doğrusu sana. Haklısın. Bence de Maraşlı'nın işi. Kızının yaralandığı saldırının izlerini sürmesini takdir ediyorum. Eyvallah. İnatçı adam. Yok yok, merak etme. Behram seni okuyamaz. Seni benden başka kimse okuyamaz. İçin rahat olsun. Bu kadar mı? Size yiyecek bir şeyler getirdim. Sabahtan beri ağzınıza lokma girmedi. Teşekkür ederim. Beyi, nereye gidiyorsun? Benim mutfakta az işim var. Mutfakta? Çok kötü bir yalancısın, biliyorsun değil mi? Yalancı yalancıdır. İyisi kötüsü mü olur? Hmm, güzel cevap. Kötü yalancı zaten yalancı değildir diyorsun. Ben gideyim artık. Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun? Bu kadar çabuk mu sıkıldın benden? Sıkılan ben değilim, sizsiniz. O ne demek şimdi? Gitmeyeceğim demiştiniz bana. Ama Aziz Bey babama demiş, hepiniz birlikte gidecekmişsiniz. Evet, babamın bazı planları olduğu doğru. Gideceksiniz yani. Gidiyorum demedim Bey'i. Babamın bazı planları var dedim. Kim nereye istiyorsa gidebilir. Ben buradayım. Ben bu evde yaşadım. Bu evde öleceğim. Hiçbir kuvvet beni hiçbir yere götüremez. Anladın mı? Gitmiyorsunuz yani. Gitmiyorum tabii. Bir de niye biliyor musun? Niye? Böyle bir güzelliği dünyanın başka ülkelerinde aramaya ömrüm vefa etmez. Bu evi bu kadar sevdiğinizi daha önce söylememiştiniz hiç. Şimdi söylüyorum ya işte. Ne yapalım? Her şey sırayla. Doğmak, büyümek, ölmek sırayla. Hikayeler, zaman, saatler, dakikalar bile sırayla. Hatta intikam bile sırayla. İntikam mı? Evet. En güzel intikam sırasıyla yavaş yavaş alınan intikamdır. Senin hiç intikam almak istediğin birisi yok mu? Ya o nereden olsun? Sizin var mı ki? Ya. Nereden olsun? Bana kötülük yapan kimse yok ki. İntikam gibi kötü bir duygunun bende işine. O zaman gitmiyorsunuz yani. Evet, gitmiyorum. Ama bu bir sır. Sadece sen ve ben biliyoruz. Kimseye söylemek yok. Zaten öğrenecekler ama. Evet ama anın sürprizini bozmak istemiyorum. Yani o şaşkınlık anında kim üzülecek, kim sevinecek... herkesin gözlerini tek tek görmek istiyorum. Herkes üzülecek Necati Bey. Siz gitseydiniz ben kahrolurdum mesela. Gerçekten mi? Gerçekten. Hala anlamadınız mı? Ne bileyim, ben de böyle sizli bizli konuşmaya devam ettiğin sürece de bir şey anlayacağım yok galiba. Ağız alışkanlığı işte. Bey, benimle uzun bir ömür, gözyaşı ve hüzün içinde yaşamaya hazır mısın? Anlamadım. Bu ev yarın sessiz sedasız benim olacak. Sadece sen ve ben. Bir de annem ve babam. Onların sonunu daha düşünmedim. Hikaye olarak yani kafamda bir hikaye kuruyorum ve Nurhan'la Sadık'ın sonunda ne olacağına daha tam karar veremedim diyelim. Yani seni ve kendimi evin içinde hayal edebiliyorum ama Nurhan ve Sadık'ı hayal edemiyorum. Biraz bencilim galiba bey. Necati Bey, ben bu evde doğdum sayılır. Burada büyüdüm. Yani ne hayal kurarsam kurayım içerisinde hep bu ev var. Yani siz ne yaşarsanız yaşayın. Ne yaparsanız yapın ben hep sizin yanınızda olacağım. İster hizmetçiniz, isterse. Bu hizmetçi lafını hiç sevmiyorum ama. Ama benim işim bu. Evet ama yani sevgilim olmak varken niye hizmetçim olarak kalasın? Ben sensiz yapamam Behiye. Bu hayat sensiz olmaz. Acaba diyorum, yarın sabah sanki ben de gidecekmişim gibi davransak. Sen bütün gece benimle kalsan. Hep yanımda olsan. Sabaha kadar böyle kalsak olmaz mı? Sonra annem de bütün evi inletsin. Çığlık çığlığa Behiye nerede diye. Nurhan bu. İnletir mi inletir. Bak Sadık kolay ama Nurhan fena. Fenadır annem. Ama ne güzel oldu böyle. Ha? Yarın daha da güzel olacak. Mahur. Mahur. Maraşlı, seni böyle bırakıp gittiğim için özür dilerim. Büyük ihtimalle beni bir daha göremeyeceksin. Bir daha karşına çıkmayacağım. Dün gece de sana bunu söylemeye gelmiştim. Ama gözlerin içine baka baka bunu diyemedim. Diyemezdim de. Ne olur beni affet. Seni sonsuza dek seveceğim. Asla unutmayacağım. Kendine çok iyi bak. Benim için Zeliş'i öp. Hadi hazır mı herkes? Evet, İlhanlar da hazır. Mahur, neredeydin sen? Ecem'le vedalaştım. Hiçbir şeyden haberi yoktu ya. Tamam. Hazır mısın sen? Hazırım. Geliyorum hemen. Hadi çabuk olalım. Vakit kalmadı. Valizleri götürün arabaya Sadık. Aa, Behiye böyle yapma ne olur. Nasıl yapmayayım Firuzan Hanım? Şu halimize bak. Düzelecek her şey, merak etme. Abim nerede? Necati! Necati! Efendim baba. Neredesin ya? Seni bekliyoruz. Ben gelmiyorum ki baba. Anlamadım. Ne konuştuk biz dün? Birinin bu güzel insanlara sahip çıkması lazım. Hem polis beni alıp ne yapacak? İlk soru sorup bırakacak. Mesele o değil ki. Biz bir aileyiz. Lütfen kendimizi kandırmayalım baba. Biz bir aile değiliz. Siz bir ailesiniz. Abi şimdi büyük hesaplaşmaların zamanı değil. Geç kalacağız. Uçak kalkıyor. Hadi hazırlan çıkalım. İlhancığım ben gelmiyorum. Bensiz gideceksiniz. Hayatımı bir kaçak olarak sürdürmektense bir sarhoş olarak bitirmeyi tercih ederim. Hadi. Hayırdır Nevzat? 10 kere aradım açmadı komutanım. Nasıl ya? Ne oldu? Hilal seni görmek istiyor. Hilal ne zamandan beri beni görmek için elçiyor diyor. Kendi arasın. Komutanım, o da aramış ama ulaşamamış sana. İyi tamam, bulaşırım ben ona. Haydi. Komutanım acilmiş. Ne yapacaksın Nevzat kardeş? Gelmezsem zorla mı götüreceğim beni? Estağfurullah komutanım, olur mu öyle şey? Gelmezsen gelmezsin tabii ama emir demiri keser biliyorsun. Bana söylenir, ben yapmak zorundayım. Sonra benden hesap sormasınlar. Bir sorun mu var komutanım? Var. Mahur gidiyor. Nasıl gidiyor? Nereye? Ne bileyim nereye. Mektup bırakmış, çıkmış gitmiş. Hayda. Kesin bunlar ailecek kaçıyorlar. Bilmiyorum, olabilir. Hilal demek o yüzden çok acil dedi. Behram'ı sorgulayacaklardı. Önemli bir şey mi dedi acaba? Behram'la alakalı. Bilmiyorum ki komutanım. Bu Behram'la Necati ortak ama öyle değil mi? Belki de Behram Necati ile ilgili önemli bir şeyler söyledi. İşler çok karışıyor. Dikkat almalıyız bu Behram'ın dediklerini. Tamam Nevzat, tamam haydi. Haydi önden git, ben seni takip ediyorum haydi. Hızlı git ama. Tamam. Sizi bekliyorlar Mahur Hanım. Tamam, geldim. Kızım bitti mi? Sadık bekliyor dışarıda. Evet, bitti sayılır. Mahur. Efendim anne? 1 yıl çok uzun bir süre yavrum. Hani döndüğünde ben burada olmazsam... Allah Allah anne, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Kızım hayat bu. Hayatta her şey var. Hayır yani sabah sabah nereden geliyor böyle felaket teorileri, aklımı hiç anlamıyorum. Kızım baban yaşlandı. Ben yaşlandım. Bak Mahur, bak sen de büyüdün artık. Bunları konuşmanın vakti geldi. Yavrum, 2 tane abin var. Onlar senin için her şeyi yapar. Ama bence bu aileyi ayakta tutacak kişi sensin. Ben miyim? Emin misin anne? Evet. Sen bu ailenin en kıymetlisisin, en değerlisisin yavrum. Vay, bakıyorum abilerimi tek kalemde sildin sen şimdi. Ha, asla, asla. Onlar benim canım. Ama sen başkasın. Mahur, eğer bana bir şey olursa Bu evin içindeki her şey, herkes sana emanet. Onlara sahip çık, olur mu? Benden böyle bir şey isteyeceğin aklıma gelmezdi aslında. Söz ver bana. Tamam. Tamam. Söz vermesini veririm ama sen de bana bir söz vereceksin o zaman. Ne istersen. Sadece kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Kendine çok iyi bak, tamam mı? İyi bak da ben geldiğimde şu yanakları böyle doya doya öpebileyim. Anlaştık mı? Anlaştık yavrum. Çok özleyeceğim. Ben de seni yavrum. Ben de seni. Gelebilir miyim? Gel, gel, ben çıkıyorum, tamam. Sen niye hazır değilsin hala? Çünkü ben gitmiyorum güzellik. Tahmin etmiştim gelmeyeceğini. Ama biliyorsun, çekip gitmek bana göre değil. Ben daha çok kalıp acı çekmeyi seven tiplerden. Ama sen gitmezsen ben de gidemem. Saçmalama lütfen. Önünde kocaman bir hayat var. Hem biz dün akşam konuşmadık mı bunları seninle? Hı? Ben anneme bir söz verdim abi. Ne sözüymüş o? Eğer ona bir şey olursa bu aileye sahip çıkmamı istedi benden. Bunu senden mi istemişti? Ya gülme. Ne var bunda? Ayrıca isteyebilir. Evet. Ayrıca çok mantıklı bir karar. Yani eğer bu ailede böyle bir şey istenecekse kesinlikle en doğru tercih sensin. Hele içinde bulunduğumuz durum düşününce. Ya geçme. Dalga geçme işte. Geçme dalga. İçim hiç rahat değil. Bak benim hem güzel, hem zeki, hem bu ailenin reisi olmaya en uygun aday kardeşim. Esas ben gelirsem bu aileye sahip çıkamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü benimle bindiğin uçak düşer. Benimle bindiğin gemi batar. Benimle bindiğin araba yanar. Çünkü ben buyum. Ben tam bir felaketim. Değilsin. Canımsın sen benim. Bana rağmen mi? Sana rağmen. Senin kocaman bir yüreğin var. Ben buna bilmiyor muyum sanıyorsun? Tamam bak, ısrar etmeyeceğim gelmen için. Çünkü biliyorum çok mutsuz olacaksın. Ama bana bir söz vermeni istiyorum. Kendine çok iyi bakacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Söz işte. Aile reis seni. Sağ ol Sadık abi. Hadi kızım. Tamam geldim. Abimle vedalaştık. İyi yapmışsın. Başka vedalaşmak isteyen? Gel. Sizi bu duruma soktuğum için çok üzgünüm abi. Hep bu evde yalnız kalmanın hayalini kurardım. Sağ ol. Kendine iyi bak abi. Sen de. Koca olan Bana bak, herkes sana emanet ha. Merak etme amca. Hepsine göz kulak olacağım. Aferin sana. Görüşürüz cici anne. Abi. Güzellik. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Sen de bir tanem. Çok içme bak. Çok içmesin. Merak etmeyin, Mahur Hanım bana emanet. Hadi bakalım. Hayatını kurtarmak için katil oldum baba. Üstelik masum bir adamın katili oldum. Ama sen bir kere bile başımı okşamadın. O günden sonra beni bir kere bile sevmedin. Ben sadece... Sen sadece annem seni sevsin istedin. Değil mi baba? Sadece onun sevgisini istedin. Bu yüzden mi beni sevmedin baba? Özür dilerim. Yaptığım her şey için özür dilerim. Söylesene baba. Baba hayır desene. Yanlış düşünüyorsun desene. Seni seviyorum oğlum desene. Desene baba. Susma baba, ne olursun susma. Beni niye sevmedin baba? Neden beni öyle ölüme terk ettin? Ben seni değil, yaşadığımız geçmişi seviyorum oğlum. Demek öyle ha. Aziz Türel, ben seni değil, geçmişimizi sevmiyorum öyle mi? Daha hiçbir şey yaşamadık Aziz Türel. Hiçbir şey yaşamadık. Alo. Kardeşim, nasılsın? Normal. Sen? Mutlu. Çok mutlu. Acayip mutluyum. Sen ne yaptın? Anlat bakalım. Hangarın oradayım. Malları yüklüyorlar da. Şu gerizekalı Behram'a bir türlü ulaşamıyorum. Ulaşamazsın çünkü muhtemelen kendisi şu an sorguda. Ne? Evet, yakalandı salak. Nasıl yakalandı? Çok kibir sahibi. Öyle ortalıkta keskin nişancılarla, bombalarla falan dolanırsan olacağı bu. Polis mi aldı? Polis de değil. Ama orası bana kalsın. Sonra anlatırım. Peki. Sevkiyat iptal mi yani? Yok. Aynen devam. Sen yine ne işler peşindesin acaba? Sen abine güven. Güzel günler göreceğiz. Çok güzel günler göreceğiz kardeşim. Arayacağım ben seni. Behram'ı almışlar. Bu hiç iyi olmadı. Abim çok mutluydu. Haber vereyim mi sevkiyatı iptal etsinler diye? Hayır, aynen böyle devam edeceğiz. Zaten bir aksilik görünmüyor. Alo. Narkotik şubeyi bağlar mısınız lütfen? Merhaba, yine ben. Şaka yapıyorum, şaka. Nereden tanıyacaksınız? Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Telefonda söylemedim mi? Daha önemli işlerin mi var? Var, evet. Mahur gidiyor. Mahur'la işimiz yok, öyle değil mi? Ya hepsi giderse? O zaman müdahale ederiz. Ya geç kalmışsak? Maraşlı, senin derdin Türeller mi yoksa Mahur mu? Daha doğrusu şöyle sorayım, sevginden ayrıldığın için mi telaşlasın? Yoksa görevin aksadığı için mi? İlle sen beni hiç tanıyamamışsın. Tanıdığımı sanmıştım. Bunları konuşmak için mi geldik buraya? Söyle, ne söyleyeceksin? Behram'ın sorgusuna başlıyoruz. Onun için çağırdım. Bağlantılarını öğrenmemiz gerek. Yurt içinde, yurt dışında kimlerle görüşüyor, kimlerle ahbaplık ediyor tek tek öğreneceğiz. Yoksa boşuna almış oluruz. Yetişmen gereken bir yer yoksa tabii. Nerede tutuyorsunuz söyle. Gel benimle. Maraşlı. Ne oldu kızım? Yok, bir şey yok baba. Sadık Bey, biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Uçağı kaçırmayalım. Olur Firuzan. Sen de dünden razıymışsın kaçmaya Firuzan. Oo Maraşlı, hoş geldin. Ne yapıyor bu? Biraz acelesi varmış kendisine. Müdahale edelim mi? Bırak bildiği gibi yapsın. Demişsin ki Maraşlı gelsin. Gelsin benim canımı alsın. Ben dedim ki Maraşlı kim ki can alacak, can verecek. Ama hayır söz konusuysa ben zevk alırım. Anlat bakalım Behram Efendi. Ne biliyorsun? Bana bak. Sen sorgu odasındaki polis, kötü polis oynayabilirsin. Bak bakayım gözlerinden. Bak lan! Bak bakalım ben hangisine benziyorum. Bak bak iyi bak. Hiçbirine benzemem ben ha. Ben ikisine değilim. Ben burada da senin konuşmanı bekleyecek sabırladığım da değilim. Kendini kaybetti iyice. Ya görmüyor musun? Öldürecek adamı. Müdahale edelim. Bekle. Emin misin? Bekle dedim. Biraz daha sıksaydım bunu ölecektim burada. Gördün mü? Bak hele bak. Bak bakalım oraya. Gelen demem mi? He? Senin burada yaşamanı ya da ölmen kimse yok. Anladın mı? Böyle konuşturabileceğini sandım Maraşlı. Ben buraya seni konuşturmayayım. Gelip sanmıyorsun. Kalk ya. Kalk. İçeri giriyorum. Bekle. Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Odaya. Güzel. Behram Efendi. Şimdi buraya kiminle iş yaptın? Hepsini yazacaksın, çizeceksin bana. Anladın mı beni? Beni korumanız lazım. Behram, biz seni kimden koruyalım? Ha? Teröristlerden mi koruyorlar seni? Öldürürler beni. Bana yeni bir hayat, yeni bir kimlik lazım. Yoksa öldürürler. Sen şuraya yatacağız. İşini bitir. Bakarız sonra. Maraşlı. Yerinde olsam gitmezdim. Niyeymiş o? Anladım, seviyorsun. Ama onu sonsuza kadar koruyamazsın. O benim bileceğim iş Hilal. Bırak gitsin. Komutanım, ne oldu? İşe yarar bir şey dedin mi Behram? Ha, dedi. Seninle dışarıda bir arkadaşım var dedi. İsmi Nevzat. Çıkışta onun ağzına bir tane çak dedi. Çünkü dedi hak etti. Seni 10 kilometre öteden çevirmiş, sevdiğin kıza yetişecekken gelip beni sorgulattı dedi. İyi de nereden bildi ki bunu? Allah Allah. Allah Allah. Görüyor musun bak, Behram kain çıktı ya. Seninle sonra hesaplaşacağız Necdet. Çok kızmış vallahi. Aşkın yakar. Kimi? Bunlar hangi uçağı? Bekle bir dakika, ayarlamaya çalışıyorum. Arayın her yeri. Evet müdürüm, burada kilolarca uyuşturucu var. Diğer hangarlar da muhtemelen dolu. Anladım müdürüm. Bütün ekiplerin dikkatine. İlhan, şimdi bakıyorum da İsviçre'de çok güzel okullar var. Oğuz için çok güzel olacak. Baba, biz şimdi Temel'le mi gidiyoruz? Evet oğlum. Neden böyle apar topar gittik? Orada çok büyük bir fırsat yakaladık. Benim tüm arkadaşlarım burada ama. Orada da bulursun oğlum. Hem yabancı arkadaşların olur. Hem Fransızca da öğrenirsin. Of ya! İlhan? Bu ne? Ambulans mı? Polis mi? Bir olay oldu herhalde. Sağ çek 34 AZ 0001. Çek sağa. Bize mi söylüyorlar? Evet evet, bizim plakayı söyledi, sağa çekti. Baba? Çek sağa Sadık. Narkotik. Hadi be. Aç kapıyı, aç. Ne yapıyorsunuz? Bizim bir suçumuz yok. Ya. Ne oluyor ya? Yap. İn. Ne oluyor ya? Dön. Hadi abi, hadi. Beyefendi, sizi dışarıya alabilir miyim? Tamam. Buyurun abi. Şöyle gelin beyefendi. Hadi. Durun, ne yapıyorsunuz? Kalbi var babamın, dokunmayın. Dur, şöyle dur. Baba, iyi misin? Sakin ol. İyiyim. Baba! Beyefendi, sakin olun. Baba, ne oluyor ya? Oğlum, sen içeride kal. Beyefendi, ne oluyor? Hakkınızda gözaltı kararı var, kenarda bekleyin. Gözaltı mı? Sebep? Onu karakolda öğrenirsiniz. Onları bırakın. Oğlumla ben geliriz. Ona sen karar veremezsin. Firuzan! Kaçma! Firuzan ne yapıyorsun? Dur! Kaçma! Nereye kaçtığını sanıyorsun? Sakin olun. Biz aramaya devam edelim. Bir şey yok, sakin olun. Ben aramaya devam edeceğim. Bırak şunu. Bırakır mısın? Ver bana. Bırakır mısın? Ver. Geç şöyle. Geç. Hanımefendi, yavaş olun. Allah kahretsin. Kaldır kolları, kaldır. Baba. Bittik. Yolun sonuna geldik. Paspasların altına falan iyi bakın. Dön. Kaldır. Arabanın içine ara. Kimse yok mu? Herkes nerede? Kimse yok. Ben varım. Nerede diğerleri? Onlar şu an biraz meşgul. Neyle meşgul? Vallahi tam olarak bilemiyorum Maraşlı. Şu anda ya yolda gidiyorlardır ya da çoktan alınmıştır hepsi. Yani Mahur yok artık. Nereye alınmışlardır? Neredeler? Söylesene. Hapse. Babacığıyla beraber. Ne diyorsun lan sen? Ne hapse, ne anlatıyorsun sen? Sakin ol Maraşlı. Derdinin Mahur olmadığını biliyorum. Neymiş benim derdim? Lütfen Maraşlı. Bak bana her şeyi yap. Ama salak muamelesi yapma. İkimiz de neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Nasıl bir pisliksin lan sen? Hı? Kendi öz kız kardeşini ölüme yollayacak kadar. Tam olarak öz sayılmaz. Çünkü benim babam Aziz değil Maraşlı. Ben Ömer'in oğluyum. Ne? Ya, Savaş'ın da abisiyim. Aslında bu çok uzun bir hikaye. Sen sarhoş musun ya? Şu an değil. Vaktin varsa da bu hikayeyi sana anlatmak isterim. Ha? Hatta istersen sana içecek bir şeyler koyayım. Ne dersin? Korkma oğlum, tamam mı? Geçecek. Yahu alemi bırakın, beni alın. Bence sussun, iyi edersin. Bu saatten sonra konuşmak senin için pek iyi olmaz. Memur bey, çok yanlış davranıyorsunuz. Ben çok önemli bir iş adamıyım. Ünlü iş adamına bak. Kilo kilo uyuşturucu kaçırıyor. Hepsini iyice baktınız mı? Siz, bitti artık. Her şeyi biliyorlar. Sessiz ol. Hiçbir şey bitti yok. Ah, memur bey, oğlumu nereye götürüyorsunuz İlhan? Merak etmeyin hanımefendi. O öndeki araç da gelecek. İlhan! Hadi toparlanın. Şubeye geçiyoruz. Senin yüzünden neredeyse kızım ölüyordu. Hedef sen değildin. Üzgünüm. Mehmet İnce diye bir adamdı. O gün orada bulunmasaydınız bunların hiçbiri olmazdı. Günlerce hastanede kaldık. Perişan olduk senin yüzünden. Dedim ya, kızın da sen de umurumda değilsiniz. Gebertirim burada seni. Sıkarım kafana, dönüp ardıma bakmam bile. Bana mağdur numarası yapma Maraşlı. Ben senden daha mağdurum. Neyin mağduriyeti ulan? Hasiyetsiz iki yüzünün tekisin sen. Kendi ailesine düşman olacak bir psikopat. O kadar basit değil. Ya ne? O Aziz Türel denen insan müsveddesi aşağılık, pislik herifin teki. Birinin hapse girmesine sebep olmuş. Hepi topu bu. O adam benim babamdı. Hapisten çıkıp geldi. Ben her şeyden habersizdim. Babamı Aziz'i öldürmeye geldi sandım. Ben o gece buradaydım. O adamı ben vurdum. Sen kendi öz babanı mı vurdun? Evet. Ben kendi öz babamı vurdum. Ben kendi babamın katiliyim. Şimdi öğrendim mi gerçeği? Ha Maraşlı. Bazı sırlar Maraşlı. Adamı mezara götürür.